Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende merkezler konusundaki testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC bir üçgen ve yükseklik yükseklik olarak verilmiş. X kaç derecedir diye soruluyor. Nedir? 90 derecedir. Geçelim. Niye? Çünkü arkadaşlar burası yükseklik, burası yükseklik. Burası üçgende yükseklerin kesim noktası oldu. Yani diklik merkezi oldu. E o zaman diklik merkezinden geçen bu doğruda ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Yani x açısı 90 derece oldu. Cevap denizli oldu. Yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Dar açılı bir üçgen Çevrel çemberin merkezi üçgen içindedir. Doğru deyip geçmeyelim. İsterseniz ispatını yapalım arkadaşlar. Şimdi dar açılı bir üçgen. Biraz çember konusunda bilmemiz gerekecek ama e, biliyorsunuz ortaokuldan zaten. Bu dar açılı bir üçgenin çevre çemberin merkezi burada mı? İçeride mi? Dışarıda mı? Ya da üzerinde mi? Onu yorumlayacağız. Arkadaşlar ben mesela buradan bir çap çizsem. Çap üzerinde olacak ki arkadaşlar. Değil mi? Çap üzerinde olacak merkez. Buradayken doğru mu acaba diye bakalım. Hocam çapı gören çevre açı 90 derece olacağından şuradaki açı 90 derece olur. Bakın şuradaki açı ne oluyor? 90'dan küçük oluyor. Yani tam üçgenin içinden geçtiği zaman merkez üçgenin içinde olduğu zaman doğru. Sıkıntı yok. E peki hocam üçgenin dışında olsaydı ne olurdu? Bak şimdi dikkat. Üçgenin dışında olsaydı ne olurdu? Şöyle bir üçgen çizip de şöyle bir çember çemberini çizseydik. Ve çemberin çapını şurası demiş olsaydık ne olacaktı arkadaşlar? O zaman çapımız burası ise merkez burası. Hocam şöyle olacaktı. Çapı gören çevre açı 90 derece olacaktı. Bak şöyle. O zaman burası 90 derece olur. Aa bak şuradaki açı ne oldu? Geniş açılı oldu. 90'dan büyük. O zaman ben şunu diyebilirim. Geniş açılı bir üçgende hatta daha düzgün çizeyim onun zamanı geldiğinde. Şu kısım anlaşıldı herhalde. Çapsa merkez bunun üstünde olacak ya üçgenin içine düşüyor. Dar açılı bir üçgen oluyor arkadaşlar. Bu kesinlikle doğru. İkincisine bakalım. Dik açılı bir üçgen. Hemen dik açılı bir üçgen çizelim. Hocam dik açılı bir üçgen çizdiğimiz zaman. Çevre çemberinde çizdiğim zaman. Çapı gören çevre açı 90 derece değil miydi? Evet. Üçgenin üzerinde oldu. Hatta hipotenüs üzerinde oldu. Doğru bir ifade mi? Doğru. Geniş açılı bir üçgenin çevre çemberinin merkezi üçgenin dışındadır diyor. Geniş açılı bir üçgen çizelim şöyle. Geniş açılı bir üçgen çizdiğimizde ve çemberini çizdiğimizde bizim merkezimiz dışarıda diyor. Yani çapımız böyle bir yerde olacak arkadaşlar. Çapımız burada olacak diyor. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Niye? Çünkü sen şuradan şunu şöyle çizecek olursan çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet. E ben buna da geniş açı demiştim zaten buraya. Bak 90'dan büyük. Kesinlikle ama kesinlikle doğru. Üçgenin dışına düştüğünü de buradan anlayabiliriz. Yani cevabımız böylelikle ne oldu? r üçü birden doğru oldu. E dremit oldu. K noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Arkadaşlar diklik merkezi burası. 8 var 10 var. Allah Allah ne yapacağız hocam diye düşünebilirsiniz. Diklik merkezinde öyle takılıp kaldıysanız. Ya diklik merkezini kullanacaksınız. Diklik merkezinden geçen ne olur? Yükseklik olur. Hocam buradan çizdiğimiz yükseklik olur. Ya da Öbür taraftan çizdiğimiz bak. Buradan çizdiğin zaman x'e ait özel bir durum oluşmuyor. Dik üçgen falan çıkmıyor. Ama B köşesinden çizdiğin zaman şuradan K'dan geçen çizdiğin zaman burası nedir? 90 derecedir. Aa hocam x'e ait bir dik üçgen oluşmuş oldu. Yalnız burada daha görmedik ama sınavda da çıkmış bir sorunun yarısıdır diyebiliriz arkadaşlar. Analitik geometri sorular. Burada maalesef ama maalesef 90 derecelerin fazla olduğu sorularda ya Pisagor bağıntısı yaparız ki Pisagor bağıntısı var mı burada? Yok var ama şurası var arkadaşlar. Şurayı bulabiliriz. Ya da Pisagor'dan yapamıyorsak benzerlik. Benzerlik için alfa beta. Alfa beta'ya dalalım. Alfa beta. Beta ise ters açıdan beta. Beta 90 ise alfa alfa 90 ise beta. Benzer üçgenleri seçeceğiz arkadaşlar. Benzer üçgenlerden biri bu. Zaten ikisi bulmak için bunu seçmeliyim. Biri de şu. Alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 8. Benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. 4 bölü 8 eşittir. Beta'nın karşısı x bölü beta'nın karşısı 10. Yani işler dışlar yapın ya da iki katı iki katı x buradan kaç geliyor o zaman arkadaşlar? 5 geliyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle balık çıktı. O noktası abc x kene çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi olması ne demek arkadaşlar? Hop şunu çizdin. Hop şunu çizdin. Hop şunu çizdin. Ya yani ne demek? Ezbere yaptık aslında biz burada biraz. Ezbere olmadan yapalım hocam. Ben ezbereyi sevmiyorum çevrel çemberini çizdin. Çevrel çemberinin merkezi burasıymış. E hocam çevrel çemberin merkezi burasıysa en güzel ek çizim yarı çaptır çemberde. A, ah, bu da yarı çap. Ah bu da yarı çap. Buyur bu da yarı çap. Bak yarı çap uzunluğu ne oldu arkadaşlar? Yarı çap uzunluğu x artı 8 oldu. Bu arada bu doğrusal mı arkadaşlar? OD uzunluğu 8. AB AC eşit verilmiş. Bir de DC uzunluğu da 15 verilmiş. Şimdi gençler bu doğrusal olduğunu söyleyebiliriz. Niye? Bu x kenarda çizilen açı ortay yüksekliktir. Aynı zamanda kenar ortaydır. Sen buradan bu kenar ortayı birleştirsen aynı zamanda yüksekliktir. Burası doğrusal oldu mu? Oldu. Bak yarı çap uzunluğu. X artı 8. A hocam burası da x artı 8 yarı çap. Burası da x artı 8 yarı çap. Bak ne çıktı? 8, 15 ne üçgeni? 17 üçgeninden. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 9 buluruz. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Herhangi bir şekilde çevre çemberin merkezi falan filan olsun. Önemli değil. Ezber yapmanıza gerek yok. Çevre çember çizdiğiniz zaman da soruları yine yorumlayabilirsiniz. Gençler şekil ağla gözüktüğü gibi. Ama çevre çemberde yani çember sorularında bizim en etkili silahımız yarıçaptır. Bunu da lütfen unutmayın. Yarıçap ee, yarı çap çizmeyi ihmal etmeyin. Bir üçgenin kenar orta dikmelerin kesim noktası o üçgenin çevre çemberin merkezidir. Doğru mu? Arkadaşlar kenar orta dikme merkezi diyor bize. Hemen kenar orta dikme merkezi için işlem yapalım bakalım. Şöyle bir üçgen. Bir üçgenin kenar orta dikmesi. Hocam kenar orta dikmesi bu. Kenar orta dikmesi bu. E, kenar orta dikmesi bu. Bunlar bir yerde kesiyordu zaten. Aslında kenar orta dikmelerinin kesim noktası aynı zamanda ne diyorduk? Çevre çemberin merkezi diye de söyleniyor. Kural olarak da veriliyor. Ama bunu ispatını yapayım size. Niye? Hocam bak dik tabanı keş parçaya böldü. Aklına geldi ikiz kenar. E hocam burada da dik tabanı keş parçaya böldü. Aklıma ikiz kenar geldi. Aa hocam şu da eşit ikiz kenarlıktan. Buradaki ikiz kenarlıktan bu da eşit. Bak şu kenar orta dikmelerinin kesim noktası bu nokta. Aynı zamanda köşeler olan uzaklara eşit oldu. Yani bu çevrel çemberin merkezi midir arkadaşlar? Bir noktaya bir noktanı eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri zaten çember veriyordu bize. Evet. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Öbürüne bakalım. Bir üçgenin iç açı ortayların kesim noktası o üçgenin içteki çemberin merkezidir. Arkadaşlar bir üçgenin Göstereyim, göstereyim, göstereyim. Bir üçgenin iç açı ortaylarının kesim noktası. Doğrudur arkadaşlar. İç açı ortaylarının kesim noktası iç teğet çemberin merkezidir. Niye? Şu iç açı ortay, bu iç açı ortay, bu da iç açı ortay olsun. Bunların kesim noktası. Bakıyoruz arkadaşlar. Şu nokta, bu nokta çizgi, burası da çift çizgi olsun. Açı ortayda kollara çizilen dikmelerin eşit olduğunu biliyoruz değil mi? Evet hocam şu dik ile bu dik ile şuradaki dik ne olmak zorunda eşit 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 Aa, ah, hocam bak burada yine ben şey buldum bir noktaya eşit uzaktaki 3 tane nokta buldum bir çember çizsem buradan mı geçer evet bakın işte gerçekten de işte çemberin merkezi zaten biz buna alıştık iç açı kesim noktası işte çemberin merkeziydi arkadaşlar bu şekilde de size ispatını göstermiş oldum Doğru mu? Doğru. Bir üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası oranın ağırlık merkezidir. E zaten bunu biliyoruz arkadaşlar. Kenar ortaylarının kesim noktası ağırlık merkezi olarak adlandırılıyordu. Yani cevabımız böylelikle E-Dremit oldu. Fatih öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki adımları verilen etkinliği yapmalarını istiyor. Peki birinci adım. Bir çeşit kenar üçgen çiziniz demiş. Hemen çizelim arkadaşlar. Çeşit kenar üçgen çizdik şöyle. E, ABC çeşitkenar üçgeni çizdik daha sonra. Ne diyor? ABC üçgenin AB kenarı BC kenarı ile çakışacak şekilde katlayın. AB BC ile çakışacak şekilde şu şekilde katlayacağız arkadaşlar. E, sen bunu böyle katlasan ne olur arkadaşlar? Katlama çizgisi üst üste gelen açılar birbirine eşit olacak ya. Hop şu açı ortay doğrusu üzerindedir arkadaşlar. Niye? Çünkü sen bunu böyle katladığın zaman üst üste binen açılar eşit olacak. E, senin BA da buraya gelsin diyor. Hatta BA'yı da getireyim şöyle. Bak BA'yı da getirdim. BA'yı getirince bu böyle katlanmış oldu mu? Oldu. Katlama çizgisi ne oldu? Açı ortayların kesim noktası oldu. Açı ortay oldu daha doğrusu. Peki şu üçgenle bu üçgen bak gördüğünüz üzere. Neyse ben burada katlama çizgisini gösterdim. AC kenarı BC kenarı ile AC kenarı BC kenarı ile sen bunu böyle katlasan o zaman bu da aynı şekilde arkadaşlar. Açı ortay mı olacak katlama çizgisi? Katladığın zaman da şöyle bir üçgen bu üçgen buraya gelmiş oluyor. Değil mi gençler? Evet. Sonra çiziniz. İşlemler sonucu kat çizgilerinin kesim noktalarını D olarak adlandırınız. E, D noktası ne oldu arkadaşlar? Ya bir kere katlama sorularında üst üste binen açılar birbirine eşit. Ne oldu? Bunlar açı ortay çıktı. Tabi bu açılar nokta noktayken buraları da çizgi diye gösterelim. İki tane açı ortayın kesim noktası. İki tane açı ortayın kesim noktası nedir? İç açı ortayların kesim noktasıdır. Aynı zamanda biz buna ne diyoruz? İç teğet çemberin merkezi adını veriyoruz. Yani cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Hıdır öğretmen öğrencileriyle birlikte bir etkinlik yapıyor ve etkinlik sonunda öğrencilerine bir soru soruyor. Bir AB doğru parçası çiziniz. Hemen AB doğru parçasını çizdim gençler. Şurada kamera var, bu tarafa doğru çizeyim de tam böyle net olup bir şekilde belli olsun. AB doğru parçasını çizdik mi arkadaşlar çizdik. Sonra pergelimizi AB'den fazla açalım. AB bölü 2'den. AB'nin yarısı burası. AB bölü 2'den fazla açalım. Pergelin sivri ucunu önce A'ya sonra B'ye batır. Valla pergel koydum ya pergeli koyduğum zaman bir çember çizdiğim zaman şöyle bir çember mi yapacak arkadaşlar? Evet bak orta noktasını böyle geçti. Orta noktası şurası olsun arkadaşlar şurası olsun orta noktasını geçti. B'ye batırıp da bir çember çizsem hop şöyle bir çember mi olacak arkadaşlar? Evet E düzgün çizemedik ama idare edin. Şöyle çizeyim arkadaşlar daha düzgün olsun. Heh. Şöyle çizdik. Sonra ne diyor? Pergelimiz aynı pergel yalnız arkadaşlar. Bunun yarıçapıyla bunun yarıçapı aynı değil mi? Çünkü ne diyor? Pergelimizi A bölü 2'den fazla açalım. Pergelin sivri ucunu önce A'ya sonra B'ye batarak iki çember çizelim. Bu iki çember aynı çember. Yarıçapları aynı. Çemberlerin kesim noktası da K ve L olsun. K ve L olsun diye söyledik. Buna göre K, L için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. İşte bizden şu K, L çizgisi isteniyor arkadaşlar. Tam böyle ortalıktan geçtiğini bilmiyoruz tabii ki. E, çemberdeki en etkisi silahımız neydi? Yarıçap. Hocam bunun yarı çapı bu. Hocam bunun yarı çapı bu. Yarı çaplar eşit. Hocam bu da eş çember. Yarı çap bu. Hocam bu da eş çember. Yarı çap bu. Hocam bu kırmızı yarı çaplar. Eşit. 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 Eşit değil mi? Evet. Sonra burada bir eşkenar dörtgen çıktı. Eşkenar dörtgende köşegenler nasıl kesiyor arkadaşlar? Dik kesiyor ve köşegenler birbirini ortalıyor. Ee, bu nereden geliyor? Paraya kenardan geliyor. Paraya kenarın özel bir halinden dolayı geliyor arkadaşlar daha işlemedik ama bunun ispatına girersem şimdi biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Ama hepimiz biliyoruz. Eşkenar dörtgende köşegenler dik geçir ve birbirini ortalar arkadaşlar. Hatta şu parçada da şu parça ne oldu? Birbirine eşit oldu. Bize diyor ki AB'nin orta dikme doğrusudur. Evet AB'nin orta dikme doğrusudur. KL doğru mu? Doğru. Bu doğru arkadaşlar. Cevap A. AB eşittir KL demiş. Ali Bey uzunluğu KL'ye eşit mi? Yok eşit değil. Ya eşit olduğu durum mutlaka vardır da yani daima doğrudur ifadesi soruluyor. Şu bir eşkenar üçgen olursa eşit olur ama bu bütün eşkenar dörtgenlerde sağlandığı için her zaman doğrudur diyemeyiz. AKBL dörtgeni bir karedir. Hayır, bir eşkenar dörtgendir. Buradaki açılar 90 derecedir diye bir şey demedik arkadaşlar. KL AB uzunun KL uzunluğu A iken KL ile AB arasında bir ilişki bulduk mu arkadaşlar? Bulmadık maalesef yok. Sadece eşkenar dörtgen olduğunu biliyorum. Sadece ortaladığını biliyorum. <laughs> Yalnız Yalnız, 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 yalnız. Tamam. Ee, Ali Bey uzunluğu ve Kale arasında da bir ilişki var. Ee, şu, onda da bir oranlamaya bakacak olursak orada da bir böyle bir oranlama var mı arkadaşlar? Yok. Yani şu doğru. A, şimdi bu eşkenar dörtgen olduğu için arkadaşlar köşegenler dik kesir. E, köşegenler dik kestiği için de ne olacaktır? Tabanda iki parçaya bölecektir. Ya da ispatını yapayım ya ben bunun. Hocam şurada Kale'yi çizdik ya. Kale'yi çizmeden önce şunu düşünsek. Hocam ikiz kenar üçgen çıktı. Bu ikiz kenar üçgende bir yükseklik çizsem tabanı iki parçaya böldü. Hocam şurada da bir kenar ortay çizsem. Hocam kenar ortay çizdiğim zaman da aynı zamanda yükseklik olmak zorunda veya açı olmak zorunda. A ne çıktı? KL. Bak burası doğrusal oldu. 180 derece olduğundan dolayı. O yüzden AB'nin kenar orta dikme doğrusu olmuş oldu arkadaşlar. Buradaki çizgi. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. O noktası ABC'nin çevrel çemberi. Arkadaşlar çevrel çemberi diyor. Ezbere bir şey yapmayalım lütfen. Hemen çevrel çemberini çizelim lütfen. Çizdik. Çevrel çemberi orasıysa hocam en güzel ikisim yarı çapta. Yarı çap. Al bu da yarı çap. Al bu da yarı çap. Yarı çapları gösterelim. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bitti mi? Bitti bence soru. Niye? Değerleri yaz. İkiz kenarlar var. Hocam şu açı X iken burası da X mi? Evet. Hocam şu açı A iken bu açı A mı? Evet. Bu açı B iken bu açı B mi? Evet. A, A artı B kaç çıktı? 62. Bak. Senden ne isteniyor? X'i bulacaksın. X de arkadaşlar büyük üçgenin elemanında var. 2X ve 2A ve 2B'nin toplamı da 180 değil mi? E arkadaşım şurada A artı B'yi sen 62 buldun. E A artı B 62 ise 124 mi yapar iki katı? Evet. 2X de buradan ne yaptı? 180 eksi 124 yaptı. Yani 56 yaptı. X de buradan kaç çıkar o zaman? 28 çıkar. Cevabımız böylelikle balıkesir oldu. Bir üçgenin iç açı ortaylarının kesim noktası nedir? Üçgenin iç çemberin merkezidir arkadaşlar. Bundan önceki sorularda da ispatını da yapmıştım zaten. Ve bunu biz biliyoruz. İç çemberin merkezi iç açı ortayların nesiydi? Kesim noktasıydı. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. İç çemberin merkezi verilmiş. İç çemberin merkezi burası iken arkadaşlar bu ne olacak? Açı ortay. Bu ne olacak? Açı ortay olacak. E bizden x isteniliyor. Normalde bir kuralı var da kuralsız yapalım isterseniz. Buraya A, A, buraya B, B diyecek olursam A artı B artı 125 ne eşit gençler? A artı B artı 125 180'e eşit olduğundan A artı B'yi kaç buluruz? 55 buluruz. E hocam X nerede? Büyük üçgende. E, büyük düşün. Büyük açılara bak. Yani 2A artı 2B artı X eşittir 180 olduğundan. A artı B 55 ise 2 artı 2 B 110'dur ve X'e de ne kalıyor o zaman arkadaşlar? 70 derece kalıyor. Cevabımız böylelikle Akçay çıktı. ABC üçgeni A köşesi boyunca BD boyunca katlandığında A köşesi BD boyunca katlandığında bakın şöyle bir şey oluşmuş arkadaşlar. Benim katlanmış olan üçgenin bak şurası oldu. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bunlar birbirine eşit. Hocam bunlar da birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Aha da buradaki açılar da birbirine eşit oldu mu gençler? Oldu. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur? AD ile DC birbirine eşittir. AD ile DC'nin eşitliği şekil üzerinde var mı? Yok. Geç. DC ile A üstü C birbirine eşittir. DC ile A üstü C birbirine eşittir. Şekil üzerinde var mı? Yok. Geç. ABD açısıyla ABC açısı. ABD açısıyla AB ACB açısı. Hayır. Nokta açısı. Burası nokta açısı mı? Şekil üzerinde var mı? Yok. ABD ile ABD ile CBD. CBD açısı. Bak şekil üzerinde de belli zaten var. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Ama son şeyde bakalım. AD uzunluğuyla BA üssü eşit demiş hayır, bununla bu eşit olacaktı arkadaşlar, bu yanlış. Cevap kesinlikle D'nizdir. Şekilde ABC üçgenin içtey çemberin merkezi D, çevrel çemberin merkezi E'dir. Evet, arkadaşlar öncelikle üçgenin içtey çemberin merkezi, buradaki içtey çemberin merkezini ben kullanacağım arkadaşlar. İçtey çemberin merkezi dediğimiz olay nedir? Hocam iç açı ortayların kesim noktasıdır orası. Yani bu açı ortay olacak. Bu açı ortay olacak. Bu da açı ortay olacak gençler. Eyvallah. Sonrasında ne yapacağız? Şimdi çevrel çemberin merkezinde E imiş. Çevrel çemberin merkezinin E olması ne anlama geliyordu? Hocam bir çemberi çizdiğim zaman tam olarak çevreleyecek. Çevrel çemberin merkezinde de en etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Mavi gösterdiğim uzunluklar nedir arkadaşlar? Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. Hatta şunu da çizeceğim de şekilde karışacak diye çizmiyorum. Biraz sonra belki çizerim bunu da. Dursun bakalım şimdi. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. Sonra D noktasının BC kenarına göre simetriği E noktasıdır. Vay. Sen şimdi buna göre simetriğini aldığın zaman dik. Burası da eşit işte olmayacak mı? Olacak. Aa hocam. Şurada simetriğini aldığım zaman şunlar birbirine eşit olacak ve burası dik olacak. Bak burada ne çıktı? Hocam yükseklik bakın şurası Yükseklik tabanı keş parçaya böldü. Nerede? İkiz üçgende. Bak burası eşittir. Şununla şu birbirine eşit çıktı. Hocam bak burada da aynı şekilde yükseklik tabanı keş parçaya böldü. Hocam bununla da bu ikiz kenar oldu mu? Oldu. Aynı zamanda bu açı ortay oldu mu arkadaşlar? Oldu. Hatta bu da ikizkenarda kenarda çizilen yükseklik olduğu için açı ortay oldu. Hatta şu da ikizkenar kenar olduğu için burası nokta açısıysa burası da nokta açısı. Ya da bunlara da artık ben çizgi açısı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü şu da bir ikizkenar kenar olduğundan dolayı çizgiye çizgi oldu. Peki ben buraya bir a, a, a diyecek olursam 3a burası da a, a, a diyelim mi diyelim. Takıldık kaldık ne yapacağız çevre çemberin merkezini kullanalım mecbur kullanacağız. Sen buradan bunu da çizdiğin zaman ne olacaktır arkadaşlar bak şu kırmızı çizgilerin doğrusal olduğunu söyleyemeyiz bilemeyiz de. Şöyle burası da yarı çap mı arkadaşlar en etkili silahımız yarı çap çizmek bak hocam bu da yarı çap bu da yarı çap hatta bu da yarı çap. Şurada bir ikizkenar çıktı mı çıktı burası 3a iken burası ne oldu arkadaşlar 3a. Hatta burası da aynı şekilde. Hocam bu da ikizkenar. Burası da 3A burası da 3A mı? 3A. Bu arada şu kırmızı çizgiler doğru salmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü ben bunu böyle çizdiğim zaman bu açı ortay çıktı. E buradaki açı ortay D'den geçiyor zaten. D de E'ye doğru gidiyor. Doğru salmış ki arkadaşlar. Ama soru çözümü için şey baştan o şekilde diyemezdik. İspatı bu oldu. Soru çözümü için de onun doğrusallığı da gerekmiyor zaten. Ben ne buldum sonuçta? Bak burayı 3A, burayı 3A, burayı 2A, burayı 2A buldum. Yani üçgen açıları toplamı. Toplam 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10A eşittir 180 çıktı. A'yı buradan 18 buldum. Benden x isteniyor. X de 2A'ya eşit Evet. Burası da nedir? 36 yapar. Zor bir soru mu? Asla değil arkadaşlar. Kolay bir soru. Ama verilen bilgileri kullanabildiğiniz sürece kolay bir soru. Verilen her bir bilgi lütfen ama lütfen kullanın. Cevabımız böylelikle Edremit çıktı.